Ee, merhaba, ben Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyelerinden Gülçin Karaca, doktor öğretim üyesiyim. Ee, daha önceki sunumlarda fakültemiz hakkında daha önceki hocalarımız bilgi verdiği için e, bu sunumda daha çok resim bölümümüzle ilgili bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Resim bölümü 1991 ve 1992 eğitim ve öğretim yılında açılmıştır. Çağdaş estetik anlayışı uygun olarak 4 yıllık bir lisans eğitimi veren bölümdür. Bu 4 sene boyunca öğrencilerimizin sanatçı kişiliklerinin gelişmesinde ve sanat çalışmalarında çağdaş, özgün bir anlatım dilime, diline ulaşmalarında bölümümüzde uygulama dersleriyle birlikte teorik dersler beraber ilerlemektedir. Böylelikle denebilir ki e, uluslararası anlamda üretim yapabilen öğrenciler yetiştirmeyi bölümümüz hedefleri arasındadır. Birinci sınıfta yoğun olarak temel düzey bilgilerin yer aldığı temel plastik sanatları eğitimi dersinde renk, biçim, kontrastlık gibi temel bilgiler e, esas alınır. Daha sonraki yıllarda şöyle e, programdan da dersleri görebileceğiniz gibi daha sonraki yıllarda e, desen, duvar resmi teknikleri, modelden resim, dijital baskı teknikleri, atölye resim gibi dersler görülür. Bu dersler aynı zamanda sizde burada yer aldığı gibi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü web sitesinde dersleri görebilirsiniz, içeriklerine de ulaşabilirsiniz. Görülebileceği gibi bu derslerden de lisans programında öğrenciler yaratımsal düşüncelerini uygulayabilmeleri ve bu düşünceleri kendi uygulamalarına aktarabilmeleri adına Sanat tarihi, sanat eseri analizi, sanat felsefesi dersleriyle birlikte aslında uygulama derslerini yürütürler. Böylelikle denilebilir ki yenilikçi, yenilikçi teknolojilerle sanat eğitimi ilişkisinin kurulduğu resimleme yöntemlerini deneyimleme şansı bulabilirsiniz. Aynı zamanda hazırlık zorunlu olmamakla birlikte e, size önerebileceğim hazırlık sınıfını almanızdır. Çünkü e, demin de belirttiğim gibi bölüm adına uluslararası anlamda bir e, platform oluşturma hedefimiz olduğu için e, hazırlık sınıfında göreceğiniz dersler sonrasında çokça işinize yarayabilir. Yine staj konusundan bahsetmek gerekirse staj da zorunlu değil aslında ama yine hem kendinizi tanıma hem alanı tanıma, deneyim elde etmeye ve böyle de iş fırsatları yararlanmak için staj yapmanızı da zorunlu olmamakla birlikte öneririm. Burada derslerin yanında görüldüğü gibi aslında krediler yer almakta. Ondan da bahsetmek isterim. Her dönem toplamda 30 krediye tamamlamanız gerekiyor. Bu daha sonra da bahsedeceğim gibi Erasmus ve Farabi programlarında da aslında denklik adına işinize yarayacak bir durum oluyor. Bölüme öğrenci alımı her sene fakülte web sitesinde açıklanan tarihlerde yapılan yetenek sınavı ve üniversite sınavından aldığınız puanın hesaplanarak belli bir ölçüde sonuçlarına göre oluyor. Bunu da yine duyurular kısmından ve başvuru kısmından web sitesinde yer alan ulaşabilirsiniz. Fakülte içerisinde yetenek sınavına gireceğiniz en fazla iki bölüm seçebilirsiniz. Her bölüm için ayrı bir sınav yapılmaktadır. Yine bölüm öğrencilerimize geldikten sonra sınava girip de bölüm öğrencimiz olduktan sonra karşılaşabileceğiniz bir durum olarak yan dal ve çift ana dal yapabilirsiniz. Çift ana dal bölümümüzün kendi bölümünüzün dışında başka bir bölümden bir diploma almak demek. Bu da demek oluyor ki aslında iki diploma sahibi oluyorsunuz ve e, bazı ortak dersler bulunsa da yine o mesleki zorunlu dersleri almanız gerekecektir. Yan dal ise daha az sayıda ders alarak başka bir bölümden yine bir uzmanlaşma o alanda da ve pek çok sertifika alma şeklinde düşünülebilir. Bunun için de yine tabii ki belli bir not ortalaması kapsamında bölümler arası geçiş veya aynı bölümün olduğu farklı üniversitelerden geçiş demek olan yatay ve dikey geçiş olanaklarına sahipsiniz. Aynı zamanda Farabi gibi yurt içi ve Erasmus gibi, Mevlana gibi yurt dışı değişim programlarından da yararlanabilirsiniz. Demin de söylediğim gibi 30 krediye tamamlama burada denklik için önemli oluyor. Şu anda bölümümüzün anlaşması olduğu üniversitelere bakarsak eğer İspanya, Estonya, İtalya, İrlanda, Portekiz ve Polonya'da bulunan sanat akademileri sayılabilir... Bir diğer yurtdışı değişim programı Mevlana Değişim Programı. Bu programın Erasmus'tan farkı sadece Avrupa ülkeleri değil dünyadaki pek çok ülkeye gitme ve orada eğitim alma şansınızın olması. Şu anda Kırgızistan ve Kore ile anlaşmamız mevcut ama yeni anlaşmalarda neden yapılmasın? Akademik kadrus, kadromuzdan bahsetmek gerekirse bölümümüzde dört tane profesör, iki tane biri ben olmak üzere doktor öğretim üyesi, iki öğretim görevlisi, iki araştırma görevlisi, iki idari personel bulunmakta. Bölüm kadromuzu bu yönde güçlü, dinamik aynı zamanda da deneyimli bir kadro olarak tanımlayabiliriz. Kadromuzdaki öğretim elemanlarının çalışmaları ve verdikleri dersler hakkında bilgiler yine web sitesinden ulaşılabilir bu bilgilere. Aynı zamanda Google Scholar'dan da yaptığımız çalışmaları araştırabilirsiniz. Bölümümüzde misafir sanatçıların katılılarak oluşturulan pek çok program yapıldı. Şimdiye kadar ve yapılmaya devam edecek. Workshoplar düzenlendi. Mezun buluşmaları adı altında seminerler, sergiler, etkinlikler, geziler ve topluma hizmet, o topluma entegre olma çabası içerisinde gerçekleştirilen projeler, aynı zamanda akademik projelerde bölüm dışında ders, bölüm içerisinde dersler dışında yapılan çalışmalar arasında sayılabilir. Aynı zamanda bölümdeki derslerle birlikte biraz Eskişehir'den de bahsetmem gerekirse burası bir sanat ve kültür şehri olarak tanımlanabilir. Son zamanlarda özellikle modern e, müzenin açılmasıyla onun yanında çağdaş sanatlar galerilerinin olması, deneysel ve geleneksel anlamda pek çok sanat platformunun e, yer almasından bahsedilebilir. Çünkü yine demin saydığım etkinlikler gibi ders dışı etkinlikler e, sanatın yaşamımıza entegre olması ve pek çok bilginin bu anlamda deneyimlenmesi için oldukça önemli. Aynı zamanda buradan İstanbul'a hızlı trende bulunuyor. Yani sanatın kalbi olarak tabir edilen şehre de aynı zamanda bazı etkinlikleri takip ederek, trende kullanarak günübirlik bile gidilebilir. Mezun olduktan sonra neler yapılabileceği konusunda ise şu şekilde belirtebiliriz. Tüm disiplinlerinde sanatın kültür ve sanat ortamlarında katkı sağlayan konularla ilişkili kamuya bağlı ya da özel kurumlarda çalışılabilir. Mezunlarımız bireysel sanatçı olarak kendi atölyelerinde üretim gerçekleştirmeye devam edebildikleri gibi aynı zamanda galeri ve müzelerde, sanat ve tasarım platformlarında, sinema ve televizyon sektöründe, görüntü ve sahne tasarımının yapıldığı alanlarda da çalışabilirler. Ee, aynı zamanda kariyerlerini geliştirmek için lisansüstü eğitimlerine de devam edebilirler. Ee, bu anlamda biraz lisansüstü programlara da değinmek gerekirse Lisans üstü eğitimin alınabileceği Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 1992 yılında kurulmuştur. Bizim alanımızda lisans üstü eğitimin alınabileceği. Resim ana sanat dalının da içinde bulunduğu ve diğer ana sanat dallarının da faaliyete geçtiği sene ise 2008'dir. Resim ana sanat dalı için hem yüksek lisans hem de diğer bilim alanlarında doktor olarak geçen, bizim alanımızda sanatı yeterlik olarak geçen programlar şu anda açıktır. Bu programlara başvuru için de gerekli sınav puanları ve bilgileri yine e, Enstitü web sitesinde bulabilirsiniz. Evet, e, hepinize iyi bir tercih dönemi dilerim. Umarım e, aktarabildiğim, aktarabilmişimdir e, bizim resim bölümümüzle ilgili Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümüne ilişkili bilgileri. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer tercih ederseniz bölümümüzde. Görüşmek üzere diliyorum. Diyorum. İyi günler diliyorum.